Merhaba arkadaşlar. Bugün limitte 0 bölü 0 belirsizliklerini çalışacağız birlikte. Limit birkaç alt başlıktan oluşacak arkadaşlar. Bunlardan ilki olan 0 bölü 0 belirsizliğiyle beraberiz. Arkadaşlar karşımıza bir limit sorusu geldiğinde yapmamız gereken aslında şurada gördüğümüz x değerini alıp fonksiyonda yerine yazmak. Ama her zaman bu kadar kolay olmayacak. Çünkü bazen tanımsızlıklar çıkacak karşımıza. Örneğin bu soruda olduğu gibi. Biz şimdi x'in 3 yazdığımızda yukarıdan 9 eksi 9, aşağıdan da 3 eksi 3 ve sonuç 0 bölü 0 gelecek. Halbuki 0 bölü 0 arkadaşlar bir belirsizliktir. Yani 0'ın içerisinde 0'dan kaç tane olduğunu bilemeyiz. Bilemeyeceğimiz için de arkadaşlar bunun sonucunda belli bir ifade kullanamayız. Ne yapacağız o zaman arkadaşlar? Çarpanları ayırarak belirsizliği yok edeceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz rasyonel sayılarda paydanın 0 olması bizim için bir sorun. Paydanın 0 olması durumundan kurtulmamız gerekiyor. O zaman öyle bir çarpan ayırma yapmalıyız ki arkadaşlar ne olacak? Paydada 0 gelen ifade yok olacak. Bakın ben ne yapıyorum arkadaşlar? Üst tarafı 2 kare farkından, şu 9'u biz 3'ün karesi diye düşünebiliyoruz biliyorsunuz. Ne yapacağız arkadaşlar? 2 kare farkından x eksi 3 ve x artı 3 dayayacağız. Aşağıda da zaten x eksi 3 vardı ve bu x eksi 3'lerin birbirini götürdüğünü görüyoruz. O zaman elimizde arkadaşlar limit x 3'e giderken x artı 3 kaldı. Ve bakın ne oldu? Paydayı 0 yapan bir ifade yok artık. X'e 3 yazmakta hiçbir sakınca yok. O zaman yazıyorum ve cevap 3 artı 3'ten 6 yapıyor. Demek ki bu limitin değeri arkadaşlar 6 olacakmış. Gelelim arkadaşlar 2 numaraya. 2 numarada ise arkadaşlar yine bir belirsizlik var. Yine 0 bölü 0 belirsizliği. Ne yapıyoruz? Bakın x gördüğümüz her yere y yazmamızı söylüyor soru bize. Fakat yazarsak ne oluyor? Y kare eksi y kare bölü alt tarafta da x gördüğümüz her yere y yazarsak arkadaşlar y küp eksi y küp oluyor. Ve yine 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Böyle bir belirsizlik varsa arkadaşlar işleme devam edemeyiz. Önce bundan kurtulmamız gerekiyor. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Çarpanları ayırma yaparak arkadaşlar paydayı 0 yapan ifadeden kurtulmamız gerekiyor. Bakın bu çok önemli. Paydanın 0 olması kesirlerde problem ve bu problemi çözmemiz gerekiyor. Ne yapacağız o zaman arkadaşlar? Üst tarafta 2 kare farkı yani x eksi y ve x artı y çarpımı şeklinde yazabiliyoruz orayı. Alt tarafta ise küp açılımı var değil mi? Yani 2 küp farkı var. Burayı da arkadaşlar hatırlayın. X eksi y çarpı birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi şeklinde açabiliyorduk. Tabi limitimiz duruyor. Henüz daha limiti çözmedik. Şimdi ne oldu dikkat edin. Şuradaki x eksi y'ler sadeleşti. Sadeleşince elimizde şöyle bir ifade kaldı. Limit x y'ye giderken değil mi? X artı y bölü x kare artı x y artı y kare. Burada görüyorsunuz x yerine y yazdığımızda artık bir sorun olmuyor. Neden? Paydayı sıfır yapan bir ifade yok. O zaman x yerine y yazarak arkadaşlar limiti çözebiliriz. Y artı y 2y olacaktır üst taraf. Alt tarafta y kare artı y çarpı y'den yine y kare artı bir daha y kare. Ve gördüğünüz gibi ne oldu? 2y bölü 3 tane y kare. Buradan da y'ler sadeleşirse 2 bölü 3y. Evet limit değerimiz arkadaşlar 2 bölü 3y olarak bulunur. Demek ki yapmamız gereken şey şu. Elimizde bir limit varsa öncelikle değeri yerine koymalıyız. Eğer bir sorun çıkmıyorsa zaten limiti direkt bulduk demektir. Ancak bir sorun çıkıyorsa 0 bölü 0 ya da sonsuz bölü sonsuz ki bunu da bir sonraki videomuzda anlatacağız. Bu belirsizliklerini çözmek için bazı yöntemlerimiz var. İşte 0 bölü 0 için çarpanlar ayırma yapmamız gerekiyor. Yine arkadaşlar bakıyoruz x yerine 1 yazdığımızda önce belirsizlik türünü görmemiz gerekiyor demiştik. 1 eksi 1 alt tarafta da 1'in küp kök dışına çıkmış hali yine 1'dir. 1 eksi 1 gördüğünüz gibi 0 bölü 0 yine geldi. 0 bölü 0 belirsizliği görüyorsam aklıma ilk arkadaşlar çarpanları ayırma geliyor. Şimdi üst tarafı nasıl ayırabiliriz? Ben üstteki ifadeyi şöyle düşünebilirim. Limit x 1'e giderken şunu ben sanki küp kök x'in küpüymüş gibi düşünebilirim. Zaten 1'i de arkadaşlar her türlü kuvvetin altına yazabiliriz. Neden? Çünkü 1'in bütün kuvvetleri zaten 1 yapacak. Bizim için hiçbir sıkıntı yok. Aşağıda da bakın ne var? Küp kök x eksi 1. Yani ne yapıyoruz? Büyük olanı küçüğe benzetmeye çalışıyoruz. Çünkü büyük olanı parçaladığımızda onun içinden muhtemelen aşağıdaki ifade çarpan olarak gelecektir. Ve biz bunları sadeleştireceğiz. Sonuca ulaşacağız. Şimdi yukarıda ne var? Dikkat edin. Küp farkı var. 2 küp farkı. Ne yapıyorduk? 1. eksi 2. Ondan sonra birincinin karesi x kare küp kök içinde. Sonra birinci ile ikincinin çarpımı küp kök x çarpı 1. Sonra ikincinin karesi yani 1'in karesi. Bölü aşağıda ne var? Küp kök x eksi 1 var. Gördüğünüz gibi belirsizlik getiren ifadeler yani x yerine 1 yazdığımızda paydayı 0 yapan ifade sadeleşti gitti. Dolayısıyla elimizde ne kaldı bakalım? Küp kök içinde x kare.
Şu zaten 1 çarpmada sonucu etkilemeyeceği için direkt böyle yazabilirim. 1'in karesi zaten yine 1'dir. Elimizde böyle bir ifade kaldı. Tabii limit duruyor. Henüz daha limiti çözmedik. Ne yaptık? Dikkat edin. Limit x 1'e giderken, değil mi? İfademiz bu. Ne yapacağız? Artık x gördüğümüz her yere 1'i rahat rahat yazabileceğiz. Çünkü belirsizlik kalmadı. 1 koyarsam kök dışına yine 1 de çıkacak. Yine 1 diye çıkacak. Yine 1 diye çıkacak. Ve arkadaşlar bu sorunun limitlerini 3 olarak bulmuş olacağız. Gelelim 4 numaraya. 4 numarada bakalım nasıl bir sorun bizi bekliyor. X yerine 1 yazalım. Belki de sorun yoktur. Direkt sonuç gelecektir. 1 yazalım. 1 artı 1 eksi kök 1, 1 yapacaktır. 2 ile çarpınca 2 olacaktır. Alt tarafta da 1 eksi 1, 0. Evet, gördüğünüz gibi yukarıdan da 0 geldi. Aşağıdan da evet sorun varmış. Belirsizlik var arkadaşlar. O zaman çarpanları ayırarak bu besten kurtulmamız gerekiyor. Yine yapacağım şey şu. Bu sefer üst taraftaki köklü ifade gördüğüm için sanki alt tarafı ona benzetmem gerekiyor gibi bir hisse kapıldım. Bakacağız. Yukarıdaki x'i ben kök x diye düşünebilir miyim? Yani kök x'in karesi diye. Zaten ortada da iki tane kök x var. Şu artı 1'i de sanki 1'in karesi gibi düşünebilirim. Üst tarafı. Alt tarafta da zaten x eksi 1'in karesi var. Limitimiz duruyor. Henüz daha limitten kurtulamadık. Ne yapacağım? Üst tarafta bir açılım var sanki. Nasıl bir açılım var? Kök x eksi 1'in parantez karesi gibi. Gerçekten kontrol edelim. Birincinin karesi kök x'in karesi x yapar. Sonra birinci ile ikincinin çarpımı 2 katı 2 kök x. Sonra ikincinin karesi artı 1. Evet, gerçekten bu bunun açılmış haliymiş. O zaman aşağıda da zaten x eksi 1 çarpı x artı 1 görüyor muyuz? Pardon, özür diliyorum. X eksi 1 çarpı x eksi 1, değil mi? Kare aldığımıza göre arkadaşlar bunu iki tane aynı ifadenin çarpımı şeklinde görebiliriz. Şimdi ben yukarıyı kök x eksi 1 çarpı kök x eksi 1 diye iki tane aynı ifadenin çarpımı şeklinde yazabilirim. Aşağıdaki x eksi 1'i de yine çarpanlara ayıracağım. Nasıl ayıracağım? Şu ifade arkadaşlar kök x eksi 1 çarpı kök x artı 1'dir. Neden? Çünkü x'i biz ne yapıyorduk? Kök x'in karesi eksi 1'in karesi gibi düşünebiliyorduk bu ifadeyi. O zaman iki kare fark geldiği için onu da bir eksenisi bir artılı şeklinde yazabiliyordum. Aynı şeyi yanındaki için de yapsam. Yine kök x eksi 1 çarpı kök x artı 1 diye açsam şu ikinciyi de. Dolayısıyla buradan belirsizlik getiren ifadelerin sadeleştiğini görüyorum. Burada da aynısı var. Bunlar gidiyor. Bakın elimizde en son ne kaldı? Limit henüz daha çözülmedi. Onu yazmam gerekiyor. Limit x 1'e giderken yukarıda hiçbir şey kalmadı 1. Aşağıda ise kök x artı 1 çarpı kök x artı 1 kaldı. Buradan görüyoruz ki x yerine 1 yazmak artık bizim için bir sorun değil. O zaman yazalım. X yerine 1 yazdığımda 1 bölü aşağıdan da 1 kök dışına yine 1 diye çıkacaktır. 1 artı 1'den 2 çarpı 2. Yani 1 bölü 4. Gördüğünüz gibi amacımız hep ne arkadaşlar? 0 bölü 0 belirsizliğinde paydayı 0 yapan ifadeden kurtulmak. Paydayı 0 yapan ifadeden kurtulmak için de ne yapmamız gerekiyor? Çarpanları ayırarak aşağıdaki ifadeyle yukarıdakinin yani belirsizlik getiren ifadenin sadeleşmesini sağlamamız gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi uzun bir soruydu ama tatlı bir soruydu. Yine bakıyorum. Önce ne yaptık arkadaşlar? Limit gördüğümüz zaman hemen o değeri yerine yazıyoruz. Bir belirsizlik var mı yok mu? Önce buna bakmamız gerekiyor. X gördüğümüz her yere 3 yazıyoruz. Üst taraf 0 yaptı. Alt tarafta bakıyorum. Burası 0 yaptı. Burası 0 yaptı. 3 ile çarptım. Yine 0 yaptı. Evet, bir belirsizlik var. Bir belirsizlik olduğuna göre hemen paydayı 0 yapan o belirsizlik getiren ifadeden kurtulacak şekilde bir çarpanlarım yapmamız gerekiyor. Ancak bu soruda diğerlerinden farklı olarak mutlak değer var. Mutlak değeri ne yapmamız gerekiyor? Mutlak değeri buradan 3'ün solundan yaklaşacağımız için değer vererek açmamız gerekiyor. 3'e küçük değerler verirsem, yani 3'ten birazcık daha küçük, böyle hafif solundan 2,9, 2,8 gibi değerler verirsem bakıyorum nasıl değer alacak mutlak değer. X 3'e soldan yaklaşırken biraz negatif gibi, değil mi? 2,9'dan 3 çıkacak, negatif gibi. O zaman ben bunu eksiyle çarparak çıkarmalıyım. Mutlak değerin içi negatifse biliyorsunuz önüne bir eksi koyarak çıkarmış oluyoruz. Buraya bakıyorum, burada da aynı ifade var. O zaman ben bunu da eksiyle çarparak çıkaracağım. Yani eksi 3 x eksi 3. Burada zaten mutlak değersiz bir ifade aynen duruyor. Şimdi buradan eksileri dağıtarak neler geldiğini görelim. Üst tarafta eksi x artı 3 var. Alt tarafta da eksi 3x artı 9 artı 3 eksi x var. Eksi x artı 3 varken yukarıda, alt tarafta da eksi 4x artı 12 var. Yani daha limiti çözmedik, onu yazmamız gerekiyor. X 3'e soldan yaklaşırken üst tarafı eksi parantezine aldığımda x eksi 3, alt tarafı da
eksi 4 parantezini aldığımda yine x eksi 3 geldi. Bakın bu x eksi 3'ler sadeleşti. Elimizde en son ne kaldı? Limit x 3'e soldan yaklaşırken 1 bölü eksi 4. Pardon 1 bölü 4 kaldı. Eksiler de sadeleşti. Gördüğünüz gibi elimizde böyle bir ifade kaldı. Yani bir sabit değer kaldı. Bir sabit değer kaldığına göre x yerine işte 3 yazabileceğim bir x kalmadığına göre sonuç nedir? Direkt doğrudan 1 bölü 4'tür. Demek ki karşımıza mutlak değer bir ifade çıktığında da yapmamız gereken önce limitini hesaplamak istediğimiz noktada mutlak değer nasıl tavır alıyor? Eksili mi artılı mı? Ona karar verip mutlak değerden çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra soru bir öncekilerde yaptığımızın aynısı oluyor. Evet, geldik yeni bir soru tipine. Eğer karşımızda trigonometrik bir ifade varsa ve burada yine 0 bölü 0 geliyorsa bu sefer çarpanlarma yapmamız çok zor. Ne yapacağız? Yeni yöntem kullanacağız. Bunu unutmayalım. Ne yapıyoruz? Tanjant ve sinüs için sadece bu kullanılabiliyor bakın. Tanjant ax bölü bx diye bir ifade görürseniz ya da işte atıyorum sinüs ax bölü bx diye bir ifade görürseniz ya da tanjant ax örneğin sinüs ax'e bölünmüş şey sinüs bx'e bölünmüş olabilir. Her halükarda burada limit nedir? A bölü B'dir. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın içindeki ifadeleri birbirine bölüyoruz. Değil mi? Şu içindeki ifadeleri birbirine bölüyoruz. X'ler sadeleşiyor. Hepsinde A bölü B kalıyor. Hani tanjant üstte sinüs altta ya da işte atıyorum BX üstte sinüs altta tanjant altta hiç fark etmez. Mesela bu ifade şöyle de olabilirdi. Ne olabilirdi örneğin? Mesela AX bölü tanjant BX de olabilirdi. Yine fark etmiyor. Ne yapıyoruz? İçlerinin oranına bakıyoruz. Ancak dediğim gibi burada sadece tanjant ve sinüs için bu özellik kullanılabiliyor. Eğer kosinüs ya da kotanjant gibi bir şey verildiyse onları kesinlikle takla attırıp sinüs ya da tanjanta döndürmemiz gerekiyor. Ondan sonra bu kuralı kullanabiliriz. Hemen örneğimize bakıyoruz. Mesela gördüğünüz gibi ne oldu burada? Limit sıfıra giderken diyor. Önce değeri yerine koyup tabii bir basic var mı yok mu onu görmem gerekiyor. X yerine sıfır koyarsam sinüs sıfır yapacak. Alt tarafta 0 yapacak. Sinüs 0 zaten 0'dır. Bakın 0 bölü 0 basic'i geldi. O zaman böyle basic gördüğüme göre ne yapacağım? Demek ki yeni yöntemi kullanacağız. Bu arada unutmayın bu bahsettiğimiz kural sadece 0 bölü 0'da kullanılabilir. Yani bunun dışında bir basic türü geliyorsa asla bu kuralı kullanamayız. O zaman ne yapıyoruz? İçlerini birbirine bölüyoruz. 3x bölü 2x'ten. Onlar da sadeleşiyor. 3 bölü 2 diye limiti ifade edebiliyoruz. Hemen gelelim buraya. Yine önce bir belirsizlik var mı yok mu ona karar vermemiz gerekiyor. X gördüğümüz her yere 0 yazıyoruz. Sinüs 0 nedir? 0. Tanjant 0 nedir? X yerine 0 yazınca o da 0. Aşağıdası da 0. Gördüğünüz gibi 0 bölü 0 belirsizliği geldi. O zaman demek ki kuralımızı kullanabilir miyiz? O zaman limit X 0'a giderken tam bunları ayrı ayrı düşünmem gerekiyor. Ortak payda biliyorsunuz ayrı ayrı yazabiliyoruz. Tanjant 2X bölü X diye. Gördüğünüz gibi iki ayrı limit oldu arkadaşlar. Limiti parçalayabiliyoruz. Yani toplam durumdaki ifadelerin limitini ayrı ayrı alabiliyoruz. Göreceksiniz zaten bunların integralini de türevinde ayrı ayrı alabileceğiz zaten. O zaman ne oldu? Bunun ayrı limitini hesapladım. 3 yaptı. Bunun ayrı limitini hesapladım. İçlerini oranladım. 2 yaptı. Değil mi? 2x bölü x'den x'ler sadeleşti. Burada da 3x bölü x'den x'ler sadeleşti. 3 artı 2'den limitlerimizi ne bulduk arkadaşlar? 5 bulduk. Mesela öyle bir örnek buraya koymamışız ama kosinüs falan olsaydı ne yapacaktık? Hani şöyle köşeye bir yere yazalım arkadaşlar. Başka bir soru olsun bu da. Ne olsaydı mesela limit x 0'a giderken örneğin yukarıda sinüs mesela 180 eksi x olsaydı. Aşağıda arkadaşlar kosinüs mesela 270 eksi x olsaydı. Şimdi ne yapacaktık mesela? Biz ne demiştik? Kuralı sadece hatırlayın burada. Sadece tanjant ve sinüs de kullanabiliyorduk değil mi? Ama burada karşımıza kosinüs çıktı. Ve x yerine 0 koyduğumda gördüğünüz gibi 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Değil mi? 0 bölü 0 belirsizliği geliyorsa gerçekten sinüs 180 0 yapıyor. Kosinüs 270 o da 0 yapıyor. Dolayısıyla bir sorun var. Bunu nasıl ayıracağız? Kuralda da kosinüs olmamalı diyordu. O zaman kosinüsü takla attırmam gerekiyor. Biliyorsunuz bundan bir 90 çıkarsam ya da bir 90 eklersem hece değişiyor. Yani limit x 0'a giderken üst taraf aynı kalıyor 180 eksi x. Alt tarafsa neye dönüyor? 180, 1.90 çıkardığım zaman hece değişecektir. Sinüs olacaktır 180 eksi x. Ve gördüğünüz gibi ne oldu? Şimdi artık ikisi de sinüsle oldu. Ne yapıyorduk? Belirsizlikte arkadaşlar bunların içlerini birbirine oranlıyorduk. 180 eksi x bölü 180 eksi x'ten ne yapıyordu? Sonuç 1. Yani limit değerimiz arkadaşlar 1 yapıyordu. Evet, burada da yeni bir soru tipimiz var. X yerine 3 koyduğumuzda bir limit değeri bulunmuş. Kaç bulunmuş? Eksi 2 bulunmuş. Eğer bu ifadenin bir limit değeri geliyorsa
Ne olması gerekiyor demek ki? 0 bölü 0 gibi birisi gelmesi gerekiyor. Neden? Çünkü eğer böyle bir 0 bölü 0 gelmezse x yerine 3 yazdığımızda yukarısı ne yapacaktır? 9 artı 3m değil mi? Artı n bölü aşağıda da x'in 3 yazdığımızda 9 eksi 9'dan 0 gelecektir. Yani üst taraftan 3m artı n artı 9 gelirken alt taraftan ne gelecek? 0 gelecek. Bir ifadede payda 0'sa bir rasyonel ifadede sonuç sonsuz demek değil midir? Yani tanımsız demek değil midir? Fakat burada tanımsız değil diyor. Sonuç bir reel sayı yani eksi 2. O zaman demek ki burada payda 0 gelmişken üst taraf da 0 gelmeli ki 0 bölü 0 belirsizliği olmuş olmalı. Sonra ben bunu çarpanlara ayırarak belirsizden kurtulmuş ve bir sayı bulmuş olmalıyım. Doğru mu arkadaşlar? Dolayısıyla biz buradan üst tarafın da 0 olması gerektiğine karar veriyoruz. X yerine 3 yazdığımızda. Yani 3m artı n eşittir eksi 9'muş. Buraya kadar sorun var mı? Yok. Şimdi o zaman paydadaki ifadeler neydi? X, 3 eksi x ve 3 artı x. Dolayısıyla alt taraf 3 eksi x iken üst tarafın da ne olmalı? 3 eksi x diye bir çarpanı içermesi gerekiyor. Yani x yerine 3 yazdığında bunun sonucunun 0 gelmesi gerekiyor. Evet, burada x yerine 3 yazdığında üst tarafında 0 olması gerekiyor diyerek şu ifadeyi yazdık. Evet, bu özeti yaptıktan sonra sorumuza devam edelim. Demek ki yukarıda da bir kere x eksi 3 ya da 3 eksi x diye bir çarpan mutlaka varmış. Olduktan sonra bu kareli bir denklem olduğuna göre bir başka çarpanı daha olmalı. Yani x eksi k diye başka bir çarpanı daha olmalı. Yukarısı da bu şekilde ayrılabiliyor olmalı ki bu x eksi 3'ler sadeleşsinler. Doğru mu? Geriye kalan ifade de bize limiti versin. Çünkü bunlar sadeleşince artık belirsizlik ortadan kalkmış demektir. X yerine 3 yazdığında sonuç bulacağım demektir. Yani 3 eksi k bölü. Tabii ki burada x eksi 3, burada 3 eksi x yazdığım için aşağıdan bir x kalmıştır. X artı 3 eşittir. Bu limit değeri eksi 2'dir. Ne zaman? X yerine 3 yazdığım zaman. Hadi x yerine 3 yazalım. 3 eksi k bölü. X yerine 3 yazınca eksi 6 eşittir eksi 2. Buradan 3 eksi k eşittir 12. Yani k buradan eksi 9. Demek ki arkadaşlar bizim diğer çarpanımız da x artı 9'muş. Neden? Çünkü k yerine getirip eksi 9 yazarsak eksi eksi artıya dönecektir. X artı 9 olacaktır. Demek ki yukarıdaki ifade çarpanlara ayrılmadan önce x eksi 3 çarpı x artı 9 şeklinde çarpanlara ayrılmadan önce şu ifadeyi açıyoruz arkadaşlar. Neymiş? X kare artı 6x eksi 27'ymiş. Dolayısıyla arkadaşlar buradan biz çok rahat m'nin 6 olduğunu, n'nin de eksi 27 olduğunu söyleyebiliriz. Ne yapmışlar bize? Ne sorulmuş? M eksi ne? Yani 6 eksi eksi 27. Dolayısıyla buradan 6 artı 27'den cevabımız 33 olacaktır. Evet. Evet, aynı şekilde devam ediyoruz. Ne yapacağız? Bu sefer diyoruz ki yine bu ifadenin limiti bir reel sayı çıkmış. Yani n gibi bir sayı çıkmış. Yani tanımsız olamaz. Bu ifadenin bir limiti mutlaka var. Ancak ben x yerine 2 yazdığımda alt taraf bakın ne yapıyor? 0 yapıyor. Eğer üst taraftan bir sayı gelecek olsaydı yukarıdan. Hatta yazalım onu direkt ne geleceğini biliyoruz çünkü. X yerine 2 yazarsak 4. 4 de buradan 8 artı m gelecek üst taraftan. Ancak alt taraftan da ne gelecek? 0. Böyle bir şey olsaydı bunun limiti sonsuz olurdu. Bir önceki soruda bahsettiğimiz gibi. Ancak limiti sonsuz olmamış. N gibi reel sayı olmuş. Yani bunun sonucunun sonsuz çıkmaması gerekiyor. Bu durumda belli ki üst tarafta 0'mış. Yani m eksi 8'miş. Peki üst tarafta 0 olunca ne oluyordu? 0 bölü 0 belirsizliğine dönüşüyordu ki ben bunu çarpanına ayırarak çok rahat ne yapabiliyordum? Çözebiliyordum. Belirsizden kurtarıyordum ve sonuç sonsuz çıkmıyor. Bir reel sayı çıkıyordu. Dolayısıyla ne yapıyoruz arkadaşlar? Üst tarafında 0 olduğunu söyleyerek m'ye eksi 8'i veriyoruz. Şimdi m değerini yerine yazarak bakalım elimizde neler olacak. Gördüğünüz gibi üst tarafta var. Alt tarafta küplü bir denklem var. Burada sorun bu. Onu çarpanlara ayıramıyoruz. Onu ayırmak için de bazı özel yöntemler kullanacağız. Ne yapacağız? Üst tarafı önce bir çarpanlara ayıralım. Ne oldu? Bunun çarpanları bakın. Eksi, pardon, artı 4'e eksi 2 x. Yani biz onu nasıl yazabildik? X artı 4 çarpı x eksi 2 diye yazabildik. Şurayı silebiliriz artık. Çünkü 0 bölü 0 belirsizliğini elde ettik. Onu şurada gösterelim. Aşağıdan da zaten çarpanlarımı yapacağım ama küplü olduğu için yapamıyorum. X küp eksi x eksi 6. Şimdi belli ki x yerine 2 yazdığımızda payda 0 yapıyor. O zaman yukarıdan gelen x eksi 2 ile aşağıdan gelen bir x eksi 2 çarpanı birbirini götürmüş ve biz bu belirsizlikten kurtulmuşuz. Yani 0 bölü 0 ortadan kalkmış. O zaman anlıyorum ki ben şu x küp eksi x eksi 6'nın içinde x eksi 2 diye bir çarpan var. Evet, burada bir polinom bölmesi yaparak ne yapmalıyız şimdi arkadaşlar? X küp
eksi x eksi 6'yı x eksi 2'ye bölerek, bunun içinde çünkü x eksi 2 diye bir çarpan olduğuna karar verdik artık. Geri kalan çarpanlarını bulmalıyız. Sadeleştikten sonra yani elimizde ne kalacak onu görmeliyiz. O zaman öncelikle şu x küp tabii. Ben bunu x kare ile çarpıyorum. X küp eksi 2x kare oldu. Şimdi eksi artı biliyorsunuz çıkarma yapacağım için bunlar gidiyor. Elimizde ne kaldı? 2x kare eksi x eksi 6. O zaman ben 2x kare elde etmek için bu sefer artı 2x ile çarpacağım burayı. 2x kare eksi 4x oldu. Yine eksi artı yaptığımız zaman bunlar gitti. Buradan artı 3x eksi 6 kaldı. Yani ben burayı artı 3 ile çarpmalıymışım. 3x eksi 6 dediğimde evet gerçekten bakın tam bölündü ve 0 kaldı. Demek ki x eksi 2'ye böldükten sonra elimizde şöyle bir çarpan kalacakmış. Yani bu ifadeyi ben şöyle düzenleyebilirim. Üst tarafta x artı 4 x eksi 2 varken aşağıda da x eksi 2 diye bir çarpan var zaten içinde. Çünkü polinom bölmesi yaptım ve tam çıktığına göre sonuç değil mi? 0 çıktı kalan. Demek ki bu tam bölünebiliyormuş. X eksi 2 diye bir çarpan var içinde. Şu paydadaki ifadenin. Ve içinde bir de geriye x kare artı 2x artı 3 diye bir çarpan var. Şimdi bunlar pardon şöyle yapalım. Şunlar birbirini götürdüğüne göre artık x eksi 2'ler elimizde belirsizlik kalmadı değil mi? Ne yaptık yani? Limit x 2'ye giderken x artı 4 bölü x kare artı 2x artı 3 kaldı. Gördüğünüz gibi burada artık bir belirsizlik yok. Yani x yerine 2 yazdığında sonuç ne yapacaktır? 0 bölü 0 ya da herhangi bir tanımsızlık gelmeyecektir. 6 bölü ne olacaktır? 2 yazınca 4, 4 daha 8, 3 daha 11 yapacaktır. Evet, limitlerimiz demek ki 6 bölü 11 olacaktır. Neydi limitimiz arkadaşlar? N'di. Demek ki N 6 bölü 11'miş. Zaten M'yi de ne bulmuştuk? Eksi 8. M ve N değerler bulduktan sonra bize bununla ilgili bir şeyler sorulabilir. Yine önceki iki soruya benzer bir şekilde çözebiliriz arkadaşlar. X yerine eksi 1 koyduğumuzda ne oluyor bakalım? Limit demek bu demekti biliyorsunuz. X yerine bu değeri yazın demekti. Eksi 1'in karesi 1 yapacak. Buradan da eksi a artı 3 yapacak. Böyle alt taraftan 0 geldi. Ha, elimizde 4 eksi a bölü 0 var. Eğer burada üst tarafta 0 yapmazsa normal bir sayı gelirse sayı böyle sıfırdan bunun limitinin sonsuz çıkması gerekiyor. Ama limiti sonsuz çıkmayacakmış. Bir gerçek sayıya eşit çıkacakmış. O zaman bunun limitinin tanımsız yani şey sonsuz olmaması için arkadaşlar üst tarafında 0 gelmesi gerekiyor. Çünkü 0 bölü 0 gelirse yani a'ya biz 4 değerini verirsek ne olacaktır arkadaşlar? Bu bir 0 bölü 0 bezinde dönmüş olacaktır. Bunu da biz zaten çarpanlayarak çok rahat kurtarabiliyorduk. Bakalım gerçekten öyle mi? Biz aslında a değerini bulduk ama mantığını anlatmak adına ben devam ediyorum. A yerine 4 yazınca 4x artı 3 oldu. Burada da x artı 1 var. Gördüğünüz gibi üst taraf x artı 3 ve x artı 1 diye çarpanları ayırırken alt tarafta sadece x artı 1 vardı. Bu belirsizlikler gitti ve gerçekten elimizde limit x 1'e giderken pardon eksi 1'e giderken x artı 3 kaldı. Şimdi x yerine eksi 1 koyarsam limit değerimiz ne çıkacaktır? 2. Bakın bir gerçel sayı eşit çıktı. Demek ki limitin bir gerçel sayı eşit olabilmesi için ne yapmamız gerekiyor? 0 bölü 0 belirsizliğe dönüştürüp oradan çarpanlayarak belirsizden kurtulmamız ve sonucu bir sayı olarak bulmamız gerekiyor. Bunun için de a'ya 4 değeri vermemiz gerekiyormuş. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başarılar diliyorum.